Değerli arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz daha farklı bir formatta video çekmek istedim size ve önümde notlarım olacak. Onlara da bakacağım ve sizinle bugün suçluluk duygusunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü danışanlarımda çok çalıştığımız bir konudur. Geçmişten üzerimizde hala etkisini sürdüren bir konudur ve bugün bizi ciddi anlamda sabote eden bir duygudur suçluluk duygusu. Adeta kendimizi cezalandırma olayları yaratırız. Bilinçaltı düzeyde cezalandırılmayı hak ettiğimize inanırız ve buna uygun kendimizi sabote eden istemediğimiz deneyimleri adeta hayatımızda yaratırız. O yüzden bu konu çok önemli ve biraz detaya bir iki videoda anlatacağım suçluluk duygusu ve ondan arınmayı. Bugün suçluluk psikolojisi nereden gelir, kökeni nedir ve bununla birlikte yine danışanlarda çok gördüğüm hata bendedir inancı. Yani bir olay olduğunda hatayı ilk olarak kendinizde arama potansiyeliniz, böyle bir davranış kalıbınız vardır. Bunun da kökenlerine değinelim. Suçluluk duygusu ile baş etmek için neler yapılabilir, bunlara da değineceğiz. Bugün yaptıklarımızdan dolayı, yani geçmişte yaptıklarımızdan dolayı ve bazı davranışlarımızdan dolayı şu anki farkındalığımızla pişmanlık duygusu duyuyor olabiliriz, suçluluk duygusu duyuyor olabiliriz. Şimdi suçluluk duygusundan bahsedeceğim ama bu çok devam ettiğinde ve kalıcı olduğunda üzerimizde hasar bırakan bir duygudur. Suçluluk bir farkındalık sonucuyla oluşur. Farkındalık olması güzeldir. O duygudan, o davranıştan ve hissettiğiniz bu suçluluk duygusundan edindiğiniz ders ve size kattığı deneyimle, öğreti ile artık onu geride bırakıp bu suçluluk duygusunu pişmanlığa dönüştürmek bizi kurtarıcı yola sokacaktır diyebiliriz. Geçmişte yaşadıklarımızdan dolayı suçluluk ve pişmanlık duygusu hissedebiliriz. Ancak suçluluk duygusu hissetme potansiyelimiz aslında ta çocukluk deneyimlerimizde edinilir. Yani bunu orada öğreniriz. Danışanlarla koçluk sürecimize başladığımızda çoğu danışan duygularını tanımlayamaz. Yani bir kötü hissediyorum duygusu vardır. Evet, bunu belirtir ama duygusu kızgınlık mı, kırgınlık mı, öfke mi, üzüntü mü, hayal kırıklığı mı, pişmanlık mı, suçluluk mu, bunlar arasında gidip gelir danışan. Bunlardan en zoru suçluluk duygusunu tanımlamaktır. Çünkü hem tanımlaması zordur hem de ondan kurtulmak yıllar alabilir. Suçluluk duygusuna pek çok duygu eşlik edebiliyor ve suçluluk hissediyor kişi ama kendisini anlamayan öteki insana, diğerine de aynı zamanda öfke ve kırgınlık duyabiliyor mesela. Yani suçluluk duygusuna başka duygular da eşlik edebiliyor aslında. O yüzden zaten biraz başlı başına onu tanımlamak zor oluyor. Diğer duygularla da karıştığı için, bir arada yaşandığı için. Suçluluk duygusu çocukluktan kökleniyorsa o zaman da bu duygu benliğimiz ile bütünleşir ve sizin öz saygınızı ve değerlilik duygunuzu düşürür. Yani yakın geçmişte yaşadığınız olaylardan dolayı hissettiğiniz farkındalıktan gelen suçluluk duygusu arınması daha kolaydır demek istiyorum. Fakat çocukluktan size gelen, oradan öğrenilmiş bir kendini suçlama eğilimi ve hemen suçlu hissetme öğretisi varsa sizde, böyle bir deneyim ve bilgi varsa çocukluktan gelen, işte bu daha tehlikelidir. Çünkü sizin aslında öz saygınızı ve değerlilik duygunuzu düşürür bu şema. Ve sizi dinlemeden yargılayan bir anne babanız olduysa çocukken, haksız yere suçlandıysanız geçmişte çocukken, dinlenmediyseniz, yanlış anlaşıldıysanız, cezalandırıldıysanız özellikle, işte dediğim bu çocukluktan üzerine suçu alma eğilimi, çocukluktan suçluluk duygusu hissetme programı sizde mevcut olabilir. Bugün herhangi bir olay olduğunda da siz ilk olarak kendinize check etme ihtiyacı duyarsınız. Yani önce hatayı bir kendinde arama eğiliminde olursunuz. Kendinizi yargılama eğiliminde olursunuz. Hata bende mi diye. Kendinizi gereksiz yere, hatta açıklama yaparken de bulursunuz diğer insanlara. Kimse sizi henüz suçlamamışken.
kendinizi suçlu hissedersiniz. Mesela bir arkadaşınız sizi görmediyse ve size selam vermediyse, çok basit bu olayda bile belki onun dalgınlığından siz hemen yine de durumu üzerinize alınma eğiliminde olursunuz. Ben mi bir şey yaptım? Niye küstü? Niye bana bakmıyor, selam vermedi? Hatta dur yanına gidip bir göreyim, açıklama yapayım gibi bu dereceye varabilen üstüne alınma ve kendine suçlu hissetme durumları olabilir. Suçluluk duygusu hassasiyeti gösteriyorsunuz demektir tam böyle bir durumda. Ve hata bendedir gibi bir inancınız oluşmuştur. Kendinizi fazlaca açıklama yaparken buluyorsanız, anlaşılma ihtiyacınızdan kaynaklıdır bu da. Ve bazı korkularınızdan dolayı bunu yaparsınız. Mesela yalnızlık korkunuz olabilir, dışlanma korkunuz olabilir, terk edilme, reddedilme ve suçlanma korkusu. Ki bunları uygulama yaptığımızda genelde bu duyguların ve korkuların geçmişteki bir olayla, bir deneyimle, çoğunlukla da çocukluk deneyimleriyle bağlantısı çıkıyor. O yüzden kişiyi yanlış anlaşılma kaygısıyla, korkusuyla aslında kendisine hiç suçlanmadığı halde ortada en ufak bir pürüz çıktığında kendini önden ve fazlaca açıklama yaparken bulabilir. Bunlar geçmiş dinamiklerinizdir aslında. Bu korkular üzerine de geçmiş deneyimlerdeki anlaşılmamış çocuğun duygularına çalışılmalıdır. Eğer hatalarınız anlayışla karşılanmamışsa, yaşınızın üstünde beceri sizden beklenmişse, yaşının üstünde sorumluluk size yüklenmişse ve sen de bunları yapamadıysan, bunların altından kalkamadıysan, suçlandıysan, beceriksizsin, elinden de bir şey gelmiyor, bir şeyi de doğru yapamıyorsun gibi eleştirel cümleler duyduysanız çocukken, işte bu sizde hem yetersizlik hem de kendinden şüphe etme hali yaratır. Bunlara tabii ki suçluluk duygusu da eşlik ediyor. Bu durumlarda aslında çocuğun davranışları eleştirileceğine, çocuğun bu söylemlerle benliği eleştirilmiştir. Burada doğru davranmadığını, şöyle yapsan daha iyi olurdu demek yerine sen işe yaramaz bir çocuksun inancı verilen çocuklarda daima kendini hata olarak görme eğilimi gelişir. Önemli, kendini hata olarak görme eğilimi gelişir. Yani benliğine atfediyor çocuk bu yetersizlik duygusunu. Ve o yüzden suçlu hissetme potansiyelinde oluyor zaten. Ve bu yetişkin olduğunda da devam ediyor. Kendini hatalı görme eğilimi ve kendinden şüphe etme eğilimi. O yüzden suçluluk duygusu arkadaşlar gördüğünüz gibi pek çok duyguyla bağlantılıdır. Yani sadece bu duygudan ve bu duyguyu sizde oluşturan o anılardan, kök olaylardan, çocukluk deneyimlerindeki kök olaylara çalışırsanız, bu duygulardan arındığınızda bunun yanında pek çok duygunuz iyileşecektir ve hafifleyecektir. Suçluluk duygusu benlik algınıza zarar verir. Aynı zamanda değersizlik duygusu yaratır ve öz saygınızı azaltır. Sonra bu durumu yaşayan insanlar nasıl sağlıksız olmayan bir yolla bununla baş etmeye çalışıyor? Şöyle görmüşsünüzdür. Etrafınızda da sahip olduklarınızdan değerlilik bulmaya çalışıyorsunuz. Markalı kıyafetler, ayakkabılar, saatler, telefonlar veya araban sahip olduğun çevre ile değerli hissetme çabasına giriyor kişi. Trend olan kahveyi elinde tutarak değer bulma gayreti. En sık gördüğüm ise layık hissetmediği halde ilişkiden beslenme, ilişkide değerli hissetme arzusu. Yani kendisine o ilişkiye, iyi bir ilişkiye layık hissetmiyor. Fakat böyle bir ilişkinin peşinden gidiyor. Çünkü oradan eksikliklerini besleme gayretinde kişi. Ve bu ilişki takıntısı yaratıyor hatta. Ama bu kişiyi sabote eder çünkü buna kendisi de inanmıyor aslında. Yani kişi bunu sabote edecektir zaten ilişkilerini de. Bu kişiler kendisine değer veren ve ilgi gösteren herkese hemen kayma eğiliminde olur. İlişkiye büyük zaaf gösterirler ve çok çabuk kanıp o sevginin peşinden gidebilirler. İşin en kötü tarafı suçluluk duygusu
kendinin cezalandırmayı da beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bilinçaltı düzeyde kendine sorunlar yaratırsın ve acı yaratırsın. Suçlanmaktan korkmak, bu da aşırı verici olmaya da aynı zamanda neden olabiliyor. Çok verici oluyorsunuz onaylanma ihtiyacınız yüzünden. Kendini affetme meditasyonu kanalımda var. Kendini affetme için EFT var. Hani bu konuya için ben kendi kendime nasıl çalışabilirim, bu konu için ne yapabilirim diyorsanız açıklamalar kısmında bu videoların linklerini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da suçluluk duygusundan nasıl arınırız? Buna değineceğim. Burada YouTube'da sizlere abonelik açmadım hiçbir zaman ve ücretsiz içerikler yıllardır paylaşıyorum sizinle. Sizden videolarımı izliyorsanız, bu videoyu da izlediyseniz beğeni yapmanızı, yorum yapmanızı, mutlaka bir yorum bırakmanızı istiyorum. Çünkü algoritma bu şekilde öne çıkarabiliyor ve beni ve kanalımı bu şekilde desteklemiş olursunuz. Bu ücretsiz içeriklerin devamı için desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.